Osmanlı padişahlarının diğer meslekleri nelerdir? Osmanlı padişahları ülkeyi yönetmenin yanında farklı alanlarla da uğraşırlardı. Neredeyse büyük çoğunluğunun meslek denilebilecek kadar ileri yetenekleri vardı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı 4. Murat avcılığıyla ünlüdür. Kötü günlerinde kimseye muhtaç kalmamaları için mesleki eğitim verilen padişahlar arasında 3. Ahmet de vardır. Kendisi bir hattattır, aynı zamanda şairdir. Hattatlığa el yazısı güzel olan sanatçı da diyebiliriz. Sultan Abdülhamit'in operadan tutun da at binmeye kadar pek çok merakı vardır. En çok konuşulan ve mesleği sayılabilecek marifeti ise marangozluktu. Sarayında özel birçok marangozluk aleti vardı. Günümüzde dahi sergilendiğinde hayranlık uyandırabilecek türdendir bu eşyalar. Bu büyük hanedanlıkta farklı farklı meslekler olsa da tek ressam Abdülmecid Efendi'dir. Birçok insanın resme olan bakışını bildikten sonra bile ressam olması oldukça ilginçtir. Paris'te Tarih Dersi adlı eseriyle sergiye katılmıştır. 1. Mahmut çeşitli el işleriyle uğraşır, aynı zamanda bu el işlerini sattırırmış. Kazanılan paranın bir kısmıyla ihtiyaçlarını karşılarken kalanını sadaka olarak dağıttırırmış. Milletin hazinesini millete harcamak gerek. İnsan alın teri dökerek çalışıp kazandığı paranın zevki başladır sözü de ona aittir. Kanuni Sultan Süleyman bilinen ünlü bir kuyumcudur. Şimdiki dizilerde de bu konu işlenir. Yaptığı sanatıyla birçok kişiyi etkilemiştir. 3. Selim şair ve bestekardır. Ancak asıl ustalığı silahlar üzerinedir. Tüfeklerde yaptığı gez göz arpacık ayarı o kadar iyidir ki hedeften şaşma olmuyormuş. Vücudunun iriliğiyle konuşulan Sultan Abdülaziz, cihan pehlivanlarına kafa tutabilecek güce sahipti. İyi bir güreşçi olmasının yanında bestekar ve şairdir. Osmanlı padişahlarının yalnızca doğu müziğiyle ilgilendiği sanılır. 5. Murat çok iyi derecede piyano çalma yeteneğine sahiptir. Avrupa'ya dans türünde besteler yapan bir padişahtır. Eserleri 4 cilt halinde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler bölümünde yer almaktadır. Piyanist olan ilk ve tek padişahtır. Fatih Sultan Mehmet bahçıvanlık konusunda kendisini geliştirmiştir. Ağaç yetiştirmek, güllerin aşılanması gibi konularda yüksek bilgiye sahiptir. Bir liderde olması gerektiği gibi Osmanlı padişahları çok yönlü olarak yetiştirilmiştir. Farklı farklı konulardan anlar hale gelmişlerdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Video önerilerinizi yorum olarak atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.